Ha Özcan. Hangi maçta mı yaptı mı? Hangi maçta mı yapsın yani bir aparat? Yani maçından ayrılıp piyade diyorsan ha? Piyade kaptı. Bu ara korladı bunlar. Yaparsan yem kloru yaptı, yaparmasan yem kloru yaptı. Muhtasen yine mi işini kloru yaptı mı? Korulup tügeydi. Safırdagi biraderimizi, onasını şükrona günü bilen, acayip bir sovg'a tayyorladik. Bu naburumuz, şuna kadar tillerin kojaliyden koplengen bulup, bana şuna kadar romanları, hem de Kur'an-ı Kerim, yarım keril tili, yarım Arapça, yarım skarnelini belirgen, üçge ember, hem de tasbihleri, en kalın canımızdan sonra gelmiş, bana bismillah görüşüyle mümkün. Ve ona can sizden Mekkatullah karzım var degen, şuna kadar ki çıralı güldestelerimize hem var. Özbekistan hem de Rusya'ya böyle bir yetkazı birerimiz. En işançiliği hem de tezkar, hizmetimizden faydalanın. Yakınlarınızı biz arkalayı kursan. Hayatta hammamız tanqid kuchiraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytyapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilishi mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Tana ma'lumotlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni rozi bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusida aytadi: "Shatamani ibni Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Valam yakun yambag'i lahu an yashtumani. Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmasa-da, lozim bo'lmasa-da. Yu'zini ibni Adam. Yasubud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqolli bullayla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, ma'lumotlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, ma'lumot qilishadi, tuhmat bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarni ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar birodarlar tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha, yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina miyaptimi? Yangi mashina miymasang ham gapiradi. Yani maşinadan ayrılıp piyade diyorsan ha? Piyade kaptı. Bu ara oturgan adam kalkılmıyordu. Öyle gitti adamlar tepişmiydi. Buradalar ha kemçili buluşu mümkün hamamızda. Yürüpsü mü? Yürgen, tike turup yürgen adam kalkılışı mümkün. Hata boladı hamamızda. Yani şu tankıtını
doğru kılayken adamlar var ve noğrun tanqid kılayken adamlar var. Şimdi adamlar var. Eğer sen onlardan ozup geçsin, ilimde, adopta, malı davlat toplaşlığında, sen onlarda közüde günah görsen. Seni aybin ötüp getkenin bu oldu. Şimdi senin için hiç kandayı tavba yolu yok. Ta erişken yutuklarından ve Allah senge ata akıp bugün nimetlerden acıralma gününce seni hiç kaçan buna kadar tınç koyuşmaydı. Maktavgal ayı her kanıka sıfatından, uluğluğuna her kanıka görünüşten acıralma gününce seni öz halinge taşla koyuşmaydı. Ta sen hem ularge okşab yalqov, baksız, ahmak, tentek, befahım, befarasat, tükep bitkenler katarge kirip koyma gününce seni herkes tarih kılışmaydı. Ular aynı şunlar sana haliydi. Çünkü sen ötüp gittin onlardan. Onlarını ana şu noğrun tanqidlariga, hasadlariga sabır kısın, senge uluq acil ve mükafatlar var burada. Ondan taşqari, seni noğrun tanqid kılışları seni kadriyini aşıradı. Çünkü kadırsız adam gene makılın mıydı? Hasad kılın mıydı? Üçüne gelseler de doğru mu? Baran mengeneme de var gizkelerdi. Pul olmaya tutuyuz. Allah için de kıyaya tutuyuz. Kelesiz, bunusu udup getirdi, bunusu budup getirdi. Var ya kal ölüp gettiysiz. Eğer şimdi kıyam bu ses, ahiret için, savap için, din için, el için, memleket için bir hayırlı iş tıkılayken paydizde, az gene şunu bir sassık soru yaplar ya, kulak savurup, taşap getirken siz, ular hohla gelene sana verip koyduyuz. Demek sen onların sözü ge, noğrun tanqidlari ge, hakaretleri ve buhtanları ge, sabır buluşun kerek. Sabit duruşun kerek. Huttu uhud tağı dek. Her sen taş, görgensizler, kağıtta buladı. Özünü, varlığını ve kudretini sıbatlaştık için sabit duradı. Bana şu her sen taş deyip durgun birader. Kesseğini, bana şu her sen taş ki atsa, kessek gelip tegede de taş ki, parça parça bulup gitken dek. Eğer sen sabit dursan, buna kalarını yapları keledi de, parça parça bol yukup git oradı. Onların sözlerine parva akıma. Eğer onların sözlerine parva akıladığın bu sen, tasırlansın, sıkılsın, asabilesin, onlar haklı ekkenler seni vergen bulasın. Bir etibar bol, korladı onlar. Yapırsan hem kloru yaptı, yapırmasan hem kloru yaptı. Mahtasın inleme işini kloru yaptı mı, korulup tügeydi. Demek ona adamlar gibi belirlediğin cevap ne mekan? İnlemezsen işini kılır şey. Onlar buna kadar adamlar ne bana hala şey yaptı? Aynı şunlar sana. Onlar senin hayatını, ömrünü, kir buluşunu, seni baksız buluşunu istedi. Hala peygamberimizin hayatından, peygamberlerinin hayatından misallar et bir hemen. Subhanallah. Bu derslerimiz, bana dersimizi başına ettik silsilana. Eğer kalbinizi açıp kabul kısız, kalbinizde bana şu yerde aytılan ölçü altı düşüncelerde mahkem cahil ova siz ve şu bile yaşasınız, siz saadetli insan bulasınız. Muhumu ölçü ova düşünce. Eğer ölçü altı düşünceniz doğru olsa, dünyadaki saadetli, bahli adam siz bulasınız. Çünkü bu değerlerinin hayatı aynı bana şunu değil. Özlerini koludan şinesi kemiydi. Buraya faydası temiydi. Hayatta buraya bir nasıl erişmeyen, İşi oturup başkaları muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı gibi müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'a koşun tayarlayanları da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki kazandı. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarga infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir? Katta pul ap geldi. Kimdir? Azrak narsa ap geldi. Bağır bağırını ap geldi. Münafıklar münafıklar. Özüm münafık. Bir çekede oturup alıp az yine nasıl apkeyin adamını körüp durup 2 kilo hurma ap geldi. 30 milyon kişiye 2 kilo hurma ap geldi. Yani top yanı şu. Apkese heh şu yem İhsan Bey. Şunu yem ap geldi adamı. Üyet miydi mi? Özüm münafık. Özü şuna sakı mıydı? Şimdi bir sahaba katta mabalada apkese kara yap durup riya işte. Riya. Bu hoca körsün ya kılı yaptı. Özü münafık, özü şinesi kımıydı. Etibar veriler de, şunaki hemen tane malumat kıladıgan, hemen muhakeme kıladıgan, gıybet kıladıgan adamlar, özü hiç nesi kımıydı. Doğru mu?
Bizi aybimiz nima da? Bizi aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na barki bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularni narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingni ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla. Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularni og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? Vala taghzana alayhim vala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l birodar. Ularni qilayotgan makr hilalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar o'tadi karvon. Qarangda, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda, unga xurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak yotaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi, yuklar manziliga yetmaydi, omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessak yotaverib, kessak tugab, har bitta kessakdan 2 so'mdan olib o'tishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushira olmagan. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biroq tosh otmaydi. Bunday odamlar bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohga, Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima degan edi? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa. Fabarrahu Allohu mimma qalu wa kana 'indallohi wajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhissalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishardi.
birbirlerine avratlarına karardı. Musa aleyhisselam ise hayali zat bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil, vallohi, Musa'nı biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deyiladi. Yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti? Qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'rib o'tib ketib, Fir'avnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni, o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti. Kimlar? Banu Isroil o'zining qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarni birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Qo'yishi bilan tosh uni kiyimlarini olib qochib ketdi. Tosh yurib ketdi, Allohning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhissalom toshni izidan quvib yugurib ketarkan qichqirardi. Kiyimim tosh, kiyimim toshdir. Yalang'och holda kiyimini quvlab ketar ekan, Yahudlar Musa alayhissalomni ko'rishdi shu holatda. Va aytishdiki, ha, vallohi Musoni bironta aybi yo'q ekan. Deyishdi. Keyin kiyimini olib toshni urib qoldi qo'ldagi asosi bilan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, albatta ana shu toshda Musa urgan 6 ta yoki 7 ta iz bor dedilar. Shunaqa tabiatli odamlarning ichida yurib, sen ulardan, men ulardan nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalomga ki shunaqa muomala qilishdi, endi nima deymiz? Musa alayhissalom Alloh taologa yolvardi. Parvardigor, odamlar meni tillari yomonlashdan tiyissin deb duo qildi. Parvardigor shunday qilganki, meni qayta yomonlashmasin. Mumkin isha, Allohga mumkin isha, Alloh qodir bu ishga. Shunday qilganki, meni yomonlamasin qaytib bular. Alloh taolo dedi, ey Musa, sen so'rayotgan narsani o'zim uchun ham qoyim qilmaganman. Ular meni so'kishsa ham, haqorat qilishsa ham, men ularni yo'q qilib tashlamayman, balki rizqlarini ato qilaveraman. Sen birodar ularni og'zidan yopib qo'ya olmaysan, tillarini bog'lab qo'ya olmaysan, ammo ularni tanqid ma'lumotlarini beparvolik bilan, ularga e'tibor qilmaslik bilan to'xtatib qo'ya olasan, ularni ko'mib qo'ya olasan. Qul mutu bi g'oydikum. Mana shu adovatinglar bilan, jinninglar bilan o'lib ketinglar deb ayting. Agar hammani rozi qilaman deyotgan bo'lsang, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shu olani xom sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdo'un nasi g'oyatun la tudrok. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarning yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyunma. Sen senga yozilgan tanqidni, senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsada. Mana ja hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. To'kinchiga atvet qildi. Palonchini 10 daga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. O'zi u domla 7 yil burun qilgan o masalasini. 7 yil bo'lgan qilgan marozasidan qirqib turib, palonchi domla palonchiga atvet qildi. U domla u artist bilan ishi ham yo'q. Unaqa artistni borligini bilmaydi ham. Palonchi domla palonchiga atvet qildi. Odatda har qanaqa mavzuni dozabligi ukalar 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin odamlar esdan chiqaradi. Agar tek qo'ysangiz 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersangiz, sovuyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi? Javob bermang. Tek qo'ying. Natijada kim yutadi? Agar raddiya bersangiz, o'sha bo'yiga hasad go'ylar yutadi. Hakimlardan biri aytadiki,
odamlarının bir buradan topuş bilen avaraligi şu derecede ki, sen bilen bizi borligimizi hem ütüşüp koygen. Ular özlerinin tırışligini doğrulaşıp bilen şu derecede maşgul ki, sen bilen ben ölüp keseyim, sezişmeydiyem. Az yine sabır kıl, bunu sen ütüp getirdi. Akhir, kora bulutunu tarkı genini, katkı şamanını tohtu genini, cezirime issiğu kahraton kışını soğuğam, tamam bu geni görmeyen mi sen? Sabır kıl, bunu sen ütüp getirdi. Çünkü yağmur abadi yağmaydı. Lan yadurrukum illa azâ dedi Allah Teala. Ular sizlarga azar verişten başka hiç kandı zarar etkiz almaydı. Fakat yüreğini sıkadı. Asabini öldürdü. Lekin hiç ne sıkılamaydı. Ve la tuti'il kafirine vel munafiqine ve da azâhum ve tevekkel alallah ve kefâ billahi vekîle. Siz kafirler ve munafıklarga boyun sunmayın. Ve onların azar aziyetlerine parva kılmayın. Hem de Allah'a tevekkül kılın. Allah'ın özü yeterli vakil ve hamidir. Buna kadar adamlar avalan barıdı. Hazıran bar. Bundan keynen buladı. Bana birader, paskeş, tüben, beymanı adamlarını naorun tenkitlerine kendi muamalada buluşun keyliliğini bilvaldin. Onların özünü halıya koy. Bunda taifeler Allah'a ki şuna kadar münasebette buluşarken özlerinin peygamberlerine ki şuna kadar muamalada buluşarken endi sen bilen ben, onlardan nimani kutishimiz kerek. Eng avval qilingan günahlar 3 ta. Kibir, hırs, hasad. Kibir şeytandan bo'ldi. Adam aleyhisselamga sajda qilishdan bosh tortdi, men undan yaxshiman dedi. Kibir birincisi. Hırs, Adam aleyhisselamdan bo'ldi. Allah azze ve celle bana bu meyveni yeme dedi. Adam aleyhisselam hırs kıldı, yedi, cennetten kovuldu. Hasad Kabil'den buldu. Ükesi Habil'nin kurbanlığı kabul bulup, özünüki kabul bulmayanı da hasadı geldi de men seni katıl kılaman dedi. Kogan hemme günahlar bana şu 3 günahtan su içerdi. Bizden sadır bulurken hemme günahlar bana şu 3 günahtan kuvvet aladı. Tamırı şu. Ana şu 3 günahını cilalaya olgan adam, günahlarını cüdü köpüden tiyilişliği o son buladı. Madem ki insanın saadetini yok kıladıganlarsa, günah buladıgan bosa, günah insanını baksız kıladıgan bosa, biz bugün ders kılıyorkenimiz hasad, ana şu günahlarının en katılardan bittesi. En birinci sadır kılıngan günahlarının bittesi. Hasad. Burada saadetli bu mahşimizsen, hasad kıma. Hasad nima? Alloh taolo bir bandaga bergan yaxshilikni unda yo'q bo'lishini xohlashligingiz. Sizga o'tib qolishini xohlashligingiz. Bu hasad. Ammo Alloh taolo bir bandaga bir ne'matni bergan bo'lsa, u ne'matni unda yo'q bo'lmasdan sizda ham bo'lishini xohlashligingiz bu havas deyiladi. Havas qilish mumkin, ammo hasad qilish mumkin emas. Hasad birodarlar suyagini yemiruvchi kasalga o'xshaydi. U surunkali dard jasadni fasodga uchratadi. Aytiladiki, hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'y mazlumni kiyimini kiyib olgan zolim. Do'stni kiyimini kiyib olgan dushman. Hasadgo'y doim faqir bo'ladi. Hasadgo'yni dam olish kuni bo'lmaydi. Hasadgo'yni bayram kuni bo'lmaydi. Demek kim hasadgo'y baxtli bo'lmaydi. Hasadgo'yni ko'chasiga bayram kelmaydi. Hasadgo'yda arig'iga suv oqib kelmaydi. Yana aytiladi. Hasadga qoyil, hasadga ofarin. Hasad na qadar odila, u avvalambor o'zini egasini o'ldiradi. G'ibat qilsa zarar yetkazasiz birovga, obro'yini to'kasiz. Ursangiz ishini sindirasiz, zarar yetkazasiz. Ammo hasad qilsangiz, siz hasad qilayotgan odamga hech qanday zarari yo'q, uni zarari faqatgina o'zingizga bo'ladi. Özünüzü özünüz içinizden yemirip tüketasız. Hiç kim etmiydi mi hasad göğümen deyip. Demek avalan bar hasad göğünü, bu hasadı özünü öldürdü. Çünkü burada avalan bar özün mü, kol olursa seni bana şu hasattan kaytaraman. Eğer biz hasattan omonda bulsak, hayatımız asuda buladı. Çünkü başkalar gerahmin kemesinden dostum,
özünge rahmin kesin, hasat kıma. Eğer hasat kısın, ne bo'ladi bilasanmi senga? Taneyini g'amga botirib qo'yasan, g'am qayg'uni qoning bilan sug'orib qo'yasan, ko'zingni uyqusini boshqalarga bo'lib berasan. Siz hasad qiladigan odam yangi mashina olibdi. Kirib keladi, ko'rib qoldingiz, uyga kirib ketayotganini. Tamam, uyqu yo'q. Ettamangacha nima bo'lasiz? Bo'g'lasiz. Ha, palonchi bir narsaga erishibdi. O'g'li mana qabr narsani yutib ketdi. Ha, siz bolangiz yutgani yo'q. Hasad qilyapsiz. Hasadga uyga kelganda svet o'chib qolmasin-da. Telefonni batareykasi o'tirib qolmasin-da hasadga uydi. Chunki o'sha telefon bilan, televizor bilan ovora bo'lardi-da. Endi o'sha svet o'chib qolsa nima bo'ladi uni uyida? Janjal olmaydi, ichida bo'ladi janjal. Hasadga odam o'tni baland yoqib qo'yib, o'zini ichiga tashab kuydirayotgan odamga o'xshaydi. O'zi yoqib o'zini kuydiradi. İnsonni qalbidagi qo'rquvni, g'am-anduhni, siqilishlikni, behalovatlik keltirib chiqaradigan kasal hasad deyiladi. Hasad odamni osoyishtaligini, xotirjamligini barbod qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hasaddan saqlaninglar. Chunki hasad yaxshiliklarni, savob amallarni xuddi olov o'tinni yeb tugatgandek yeb tugatadi" dedilar. Qarang, o'zi qiylanib topgan ozgina savobingizni hasad qilishlik bilan savobni yo'q qilib yuborasiz. Temirni zang yeb bitirganidek savobli amallarimizni hasad yeb bitiradi. Kerakmi bizga? Qarang, hasad faqat egasiga zarar qiladi-da, birovga zarar qilmaydi. Bilasanmi birodar, hasadchining muammosi, musibati nimada? U Allohning taqdiriga norozi odam, o'shuning uchun hasad qilyapti. Alloh subhanahu va taoloning adolatida ta'na qilayotgan, shariat ishlarida payg'ambarimizga beadablik qilayotgan odam. Ya'ni Alloh unga shuni beribdi. U Allohning xohishi. Senga bermabdi. Bu ham Allohning xohishi. Sen Allohning taqdiriga norozi bo'lyapsan. Endi norozi bo'lgan odam albatta baxtsiz bo'ladi. Yigitlar, o'ng quloq so'ng quloq eshitib olaylik. Rozi bo'lsangiz siz baxtlisiz. Iymondan keyin. Rozi bo'lsangiz siz baxtlisiz. Hasad hayotni hamma ko'chasida, mayda ikir-chikir ishlardan tortib, eng baland cho'qqilargacha bo'lgan ishlarda hasad bor. Usta ustaga hasad qiladi. Savdogar savdogarga hasad qiladi. Muallim muallimga hasad qiladi. Hasad qilma birodar. Chunki uni ustida Allohning fazli turibdi, seni ustingda ham nima turibdi? Allohning fazli turibdi. Hasad qilma birodar. U o'zining rizqini yeyapti. Hasad haqida bo'lmayapti. Hasadgo'y bo'lmaslik haqida bo'lyapti. Chunki bizi silsila darslarimizdan maqsad nima qilsak saodatli yashaymiz degan savolning javobini qidiryapmizmi? Hasadning yomonligini hamma biladi. Endi agar sen hasadgo'y bo'lsang, baxtli bo'lmaysan degani. Hasadgo'y inson demak Allohning taqdiriga norozi odam. Norozi odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Chunki baxt bu rozilik demakdir. İnsan Alloh uni jasadiga bir dard bersa, kasal bersa, shu kasal tufayli Alloh uni gunohlarini kechiradi, darajasi ko'tariladi. Alloh undan rozi bo'ladi. Ustingizga kelgan dard uchun ajr olasiz. Ammo hasad shunaqa bir dard, shunaqa kasallikki, uni chekkaningiz uchun sizga ajr yo'q, gunohlaringizga kafforat yo'q. Chunki bu yerdagi boshqa kasallarni Alloh taolo taqdir qildi, keldi ishingizga. Siz ixtiyoringizdan tashqari kasal bo'ldingiz. Ammo hasad siz o'zingizni ixtiyoringiz bilan o'zingizga chaqirib olgan kasal. O'shuning uchun bunga ajri yo'q. Hasadgo'y kishi o'lgunicha hasad qiladi. Yoki u hasad qilayotgan odam o'sha yaxshiliklardan mahrum bo'lguncha hasad qiladi. Birodar, agar qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopib qo'ymasang, bu eshigini kim yopadi? Kim yopadi? O'lim yopadi. Qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopmasang, o'lim yopadi. Hasadgo'y o'lib tinchiydi. Hasadgo'ydan boshqa har qanaqa odam bilan murosa qilish mumkin, lekin hasadgo'y bilan emas. Hasadgo'y bo'lma, birodar. Chunki bu o'zingni o'zing qiynashlikdan boshqa narsa emas. Hasadgo'y qachon rozi bo'ladi birodan? Yo, shu o'zida bor bo'lgan hamma yaxshilikdan mahrum bo'ladi. O'zidagi hamma iqtidor qobiliyatlar mahrum bo'ladi,
faziletlerde hamasından üzüledi. Şunu da razı buladı. Hasad göy, sen onu aldı, tisçiyor, sen razı buladı. Onun geçirdin şimdiydi. Çünkü hasad göyünü yamanlıgiden, hasadını yamanlıgiden ve hasad göy, bu kalışlığını yamanlıgiden Allah da Allah'dan panah dileyemiz. Hasadı sen terk kılmasın, o seni tüketedi. Kabir geç o barada. Çünkü hasadını yeterli terk kıl. Hasad, orkali, kanaka katta günahlar sadır oldu. Hasad, özünü egesi nimalarını verdi ya. Birinci katillik ham hasad sebebi oldu. Yakub aleyhisselamın oğulları, özlerinin ülkesi Yusuf aleyhisselamı kudukka taşlaştı. Neme sebepten? Hasattan. Yakub aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselamı köprağa yaş görerdi. Şu hasad tüfeli özünü ülkesini kudukka taşlaştı, tayyar buluştu. Buradalar özünü cigarını. Özünü akasiki ülkesine hasad kıladığınların var. Ölgeni yaşı. Ölgeni yaşı. Hasad diyen türleri var da. Buraya zararı yok hasad var dedi. Buraya zararı var hasad dedi. Ahli kitablar, Yahudi ve Nasraniler, Muhammed Aleyhisselam'ın iman getirişinden, onların ne dostu? Hasad dostu. Ve halen ki Tavrat'ta hem, İncil'de hem, Muhammed Aleyhisselam'ın alametleri aitlengenidir. Aitadigan sözleri, kıladigan işleri, hem alametleri barıdı. Lekin, nemege iman getirişmedi? Hasad tüfeğiyle. Demek insan hasad tüfeğiyle imanlara mahrum bu kaldı. Ahli kitablar haklığını bilip durup hasad tüfeli imandan yüze görüşü vardı. İmandan yüze görüşü vardı ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Hasad göy mendenmez. Hasad göy mendenmez. Başka hadislerde etediler. Madem ki hasad kılışmasa adamlar yahşilikte bardavan buladılar. Adamlar da arası hasad bulmasa adamlar da arası da yahşilik buladı. Hasad bulması birbirine nisbeten muhabbet payda buladı. Birbirine hasad kılışmasa saadetli buluşadı. Birader hasad göy bulma. Hasad göy buluş fakat seni özünü baksız kıladı. Anas ibn-i Malik'ten rivayet kılgen hadis cümle köp aytilingen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen sahabalar oturuşken idi. Resulullah ettiler ki hazır aldılar ki cennetli bir adam çıkıp geledi dediler. Şimdi karab duruşuydu. Sakallarından taharat su akıp durgen kavuşunu koltuklayan bir kişi çıkıp geldi. Addiyle adam. Bu falan sahabalarımız. Addi bir ansari. Ertesi gün Resulullah haligi sözünü kaytardılar. Yine haligi adam kirip geldi. Üçüncü günü yem şu gapını kaytarganları da haligi adam kirip geldi. Şunda Abdullah ibn Amr raziyallahu anhu bu nima işi var ekin bu adamını? Bu Abu Bakir Sıddık mas, Umar ibn Hattab mas, Ali kibar, aşere-i mübaşere boyun sahabalardan mas. Addi bir insan. Arkasından barıp, birader otam bilen kelişame kaldım. Üç gün üyüge kirmeyim ben de ben özümge ahd kıldım. Şu üç gün siz bilen turp dursam üyüzde dedi. Hale ki ansari köyünde. Üç gece o kişi bilen birge yatıp durdu. Tünde kıladigen amelleri var mıyken? Bir sadakası var mıyken? Bir has bir zikiri var mıyken? Bir neme ameli var mıyken ki? Taşkarıda hemen katarıyla yürüyordu. Lekin Resulullah üç mertte cenneti adam kirerdi dese üç adam kirip geliyordu. Üçüncü gün bugün deyim hiç kendi işlerini görmedi. Şunda Abdullah ibn Amr etti ki otam bilen hiç kanaka gelip ötkeni yok ortamızda. Men Resulullah üç mette hazır aldığıyla ki cenneti adam çıkardı dediğini de sıkıp geleneğinizi gördüm. Şunda sizi yüzde bir kanaka işiz var iken biz bilmiydik an. Şunu bilgeni geldim. Dediğini de Halige Ansari siz körgenden başka amalim yok. Fakat dedi Müslümanlar ki Müslümanlardan birer kimseye yine küdüre saklamayım ben. Hiç kimge nisbeten onge Allah'tan yetken yaşlılıkke hasat kımayım ben dedi. Abdullah numara etti. Sizni bana şu makam yetiştirgen nasıl? Şu hıslat eken dedi. Hasat göy bulması ki şu kişinin cenneti buluşu sebep buluyordu. Demek o son işime seken ha bu. Demek o son işime seken ha. Keç konu yatıyorkenimde bronta Müslüman gibi nisbeten gılla kaçtığım yok kalbimde ve bronta adam ki hasat kıymayayım ben diye yaptı. Boladı mı şuna kısa? Boladı. Lakin şu da kıyın. Akılını güzelliği fikir bilen, tilini güzelliği sükut bilen, yüzünün güzelliği ibadet bilen, sözünün güzelliği rastgeleği bilen, kalbinin güzelliği hasatını terk kılıçlığı bilen. İki gözün körüp durgen bulsa, brother,
ikkita qo'ling oyog'ing ishlab turgan bo'lsa, ikkita quloqing eshitib turgan bo'lsa, kimga hasad qilasan? Nimaga hasad qilasan? Hasadni zararlari. Hasad Alloh taoloning g'azabiga qolishga sabab. Hasad go'yini qalbi hasrat bilan to'la bo'ladi. Hasad egasining martabasini pasaytiradi. Hasadchini hamma yomon ko'radi. Hasad ne'matning zavoliga sabab bo'ladi. O'zingdagi bor narsa yo'q bo'ladi hasad qilaversang. Hasad katta yomonliklarning manbasi. Hasad jamiyatni buzuvchi bo'lgan cho'qmor. Hasad axloqsizlikning alomati. Undan tashqari bu ruhiy ma'naviy tomonlari bo'lsa hasadning zarar tomonlari. Endi jismoniy zararlari ham bor. Mana shu jasadingga ham zarari bor. Sen agar birodar hasadga yo'liqadigan bo'lsang, o'zingni, taningni tinimsiz dardlarga, kasallarga ro'baro' qilasan. Tabiblar aytishadi. Hasadgo'y insonda quyidagi dardlar doim birga bo'ladi. Hasadgo'y odamda quyidagi dardlar doim birga bo'ladi. Istaylardi shu dardlarni. Umidsizlik, tushkunlik, g'azab, nafrat, oshqozon o'pka kasalliklari, teri kasalliklari, yurak kasalliklari, immunitetimini buzilishi, jigar, o't ishini buzilishi, uyqusizlik, doimiy charchoq, bel va bo'yindagi og'riq, doimiy stress va to'shakdagi muammolar. O'shungacha ta'sir qilar ekan birodarlar. Ha men shunchadan beri ukol olib yuribman ekanmi? Shu hasadni tarqitsam hal bo'ladi birodar. Chunki aytdik-ku, hasad shunaqa o'tki, faqat o'zini egasini kuydiradi. Hasad shunday bir dardki, faqat o'zini egasini qatl qiladi. Ikki narsa birga bo'la olmaydi. Qanoat va xirs. Insonda qanoat bo'lsa xirs bo'lmaydi. Agar insonda qanoat bo'lmasa doim xirs bo'ladi. Endi ikkita narsa bir-biridan ajra olmaydi. Xirs va hasad. Xirs va hasad. Bir odam aytadi, ikkala oyog'i ham yo'q odamni ko'rganimdan keyin yangi to'fli kiyganlarni ko'rsam hasad qilmay qo'ydim. Qaytar beraymi? Ikkala oyog'i ham yo'q odamni ko'rganimdan keyingina yangi to'fli kiyganlarni ko'rsam hasad qilmay qo'ydim. Chunki oyog'im bor u meni deydi. Birodar, mana shu matohlarida, dunyoni ne'matlarida o'zingdan yuqori bo'lgan odamlarga qarasang, hasad degan narsa doim senda turaveradi. Dunyo ishlarida, dunyo matohida o'zingdan pastroq odamga qaraganda, shunda hasaddan qutulasan. Sen palonchini oyligi katta deb hasad qilyapsanmi? Seni ozgina olayotgan maoshing ham ishsiz odam uchun katta mablag'. Sen palonchining kattaligini ko'rib turib hasad qilyapsanmi? Seni kichkinagina uying ham uysiz odamga koshona hangoma. Boshqalarning ishini yengilligini hasad qilyapsanmi? İşsiz yürgen adamga seni kılayken ağır işinge nimet, boylik. Buranın pulunu köprüğünü hasat kılayabsan mı? Seni toplap koyan az gene cevap vermeyeceğim. Karzge batıp yetken adam için katta boylik. Dastırhanı, palançını, tökün saçını deyip onu dastırhanıya hasat kılayabsan mı? Seni fakirana dastırhanın ki yurtta uruş bulayken aç insanın arzusu. Buraya hasat kılmasılık için dünya matahıda özünden balatlar gelmez. O'zingdan hol xaroblarga qaragin. Ma'qulmi? Jeep emasmi mashinangiz? Sedanmi? Zato peshkom bola sapt emas u. Siz bola sapt yuribsizmi? Zato peshkom emas u. Siz peshkom yuribsizmi? O'n odam arabada o'tiribdi. Siz arabada o'tiribsizmi? O'n odam 18 yildan beri komada yotibdi. Qarang-da, siz qaysi tomonga qarayotganingizga. Shuning uchun hasad qilma birodar. O'zingdan pastroq bo'lgan odamlarga qara. Darsimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bilan tugatamiz. Modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Doimiy yaxshilikda bo'lishini xohlasang, birodar, saodat topish. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.